Yuvarlak buhatlarımızı ve kare buhatlarımızı çizelim. AutoCAD'e geçiyorum. Yuvarlak buhatları çizmek için önce Circle komutunu çalıştırıyorum. Çalıştırmak için klavyeden C harfine bastım. Enter tuşuna bastım. Şuradan itibaren sağa doğru yaklaşık olarak 4 mm hareket etmek istiyorum. Buradan sağa doğru hareket ederken dikkat edeceğimiz durum şu. 4 mm ileriden ben circle'ımı yani dairemi çizmek istiyorum. Yani buhatımı çizmek istiyorum. 4 yazıyorum. 4 yazdıktan sonra bakın şu anda dairemi çizebiliyorum. Bu durumdayken orta modumuzu kapatmakta fayda var. Orta mod açıkken farklı noktaları yakalayabiliyor ve çizim zorlaşabiliyor. Serbest bir şekilde bu şekilde hareket edebiliyor şu anda orta mod kapalı olduğu için. Orta modu açıp kapatabilmek için de klavyeden F8 klavye kısa yol tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi buraya ben 1,5 mm yarı çapında yani toplamda 3 mm'lik çapında bir yuvarlak buhat çizeceğim. Enter'a bastım. Şimdi bu tarafa da içi taralı yani dolu olan buhatımı çizmek istiyorum. İsterseniz yine Circle komutuyla yapabilirsiniz. İsterseniz Mirror komutuyla bu tarafa aynalayabilirsiniz. Ben Mirror komutunu kullanacağım. Mirror komutunu çağırdım. Mirror yazdım. Neyi mirrorlamak istiyorsam, aynalamak istiyorsam onun üzerine tıkladım. Tıkladıktan sonra başka eğer mirrorlayacağım obje yoksa Enter'a basıyorum. Bunu bu eksene göre yani bu ortadaki çizgiye göre aynalamak istiyorum. Yani burası bizim aynamız olacak. Şimdi önce buraya sonra da bir kez de buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bunun bir kopyasının bu tarafa oluştuğunu göreceksiniz. Eskisini kalsın mı sileyim mi diyor. Tabii ki kalsın. Enter tuşuna bastım. Ve içini dolduracağım. İçini doldurabilmek için kılavuz çizgini kapatmam gerekiyor. Çünkü hatch komutu kılavuz çizgileri varken yarım yarım doldurmakta. Bunu yapabilmek için de yardım çizgileri kapatıyorum. Buraya tıkladım. ESC tuşuna basarak menüyü kapattım ve hatch komutunu çalıştırıyorum. Enter dedim. Buradan da solid seçeneğine bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu çemberin üzerine bakın çok yakındayken bazen bunu tam istediğimiz gibi yapmıyor. Biraz uzaklaşıp o şekilde üzerine geliyorum ve üzerine bir kez tıkladım. Başka bir yeri boyamayacağım. Çünkü fareyi hareket ettiriyorum ama her tarafı boyayabiliyor. Sadece oraya boyayacaktım ve klavyeden ESC tuşuna basıyorum. Hatch komutuyla içi dolu olan buhatımızı da yapmış olduk. Yuvarlak buhatlarımız tamam. Sıra geldi kare buhatlarımıza. Bunları da çizelim. Kare buhatlarımız için de buraya geliyorum. Yine şuradan itibaren yine 3'er milimetrelik olabilir. Toplam 3 milimetrelik çapında daireler çizmiştik. Burada da 3 milimetrelik genişliğinde kenarları 3 milimetre olan kareler çizebiliriz. Bunun için Reach yazıyorum. Enter tuşuna bastım. Rectangle komutuyla çizerken belli bir noktadan itibaren çizebiliyorsunuz. Ben şimdi Rectangle komutuyla bir noktaya geldim. Yani şuraya geldim. Diyelim ki burada çizelim. Buraya geldim. 3 milimetre 3 milimetre yani kenarlı 3 milimetre olan kare buhatlar oluşturacağım. 3 3 yazdım ve bunu buraya oluşturdu. Bunu tabii ki şunu hizasına getirebiliriz. Getirebilmek için üzerine bakın bir kez tıklıyorum. Şimdi bunun ortasını bulabilir miyiz diye ona bakıyorum. Ortasını şu anda bulamıyoruz. Fakat şuradan tutup şuraya ortalayabilirim. Ortalayabilmek için de move komutunu kullanacağım. Move yazdım. Enter'a bastım. Ve bunun ortasını yakalayabiliyor muyuz? Evet yakalayabiliyoruz. Buraya geldim. Buraya indirdim. İndirdikten sonra aynı şekilde bunu yukarıdakine hizalı yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Yine bunu move komutuyla yapacağız. Move yazdım. Enter'a bastım. Neyi taşımak istediğimi soruyor. Bu kareyi taşıyacağım. Üstüne tıkladım. Başka seçeceğim obje yok. Enter'a bastım. Ve bunu bu noktasından tutup şuraya göre hizalamak istiyorum. Yalnız oraya değil tabii ki şu çizgi üzerinde hizalamak istiyorum. Gördüğünüz gibi kesişimler oluştu. Buraya tıkladım. Buraya tıkladıktan sonra yine içi dolu olan kare buhatımı oluşturmam gerekiyor. Bunu da Mirror komutuyla bu tarafa aynalayacağım. Mirror komutunu çağırıyorum. Mirror yazdım. Enter'a bastım. Ve bunu seçiyorum. Daha sonra tekrar Enter'a basıp neyi aynı olarak kullanacaksam oraya tıklamam gerekiyor. Bu çizgiyi aynı olarak kullanmak istiyorum. Buraya bir kez tıkladım. Yine buraya da bir kez tıkladım. Enter tuşuna bastım. Yine bunun içini doldurmak için kılavuz çizgilerini kapatıyorum. Yardımcı çizginin lambasına tıkladım. ESC tuşuna bastım. Ve Hatch komutunu çalıştırıyorum. Hatch komutuyla içini tarayacağız. Solid seçeneğine bazen tıklamakta fayda var. Ben tıklıyorum. Üstüne bir kez tıkladım ve Enter tuşuna bastım. Evet, kare buhatlarım da tamam.